Terazi programına hoş geldiniz. Bugün hukuki uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuktan söz edeceğim sizlere. Arabuluculuk aslında Avrupa'da, Amerika'da 40 yıldır neredeyse uygulanan bir yöntem. Çok da avantajları olan bir yöntem. Malum Türkiye'de davaların çokluğu, davaların çözümlenmesinin uzun süre sürmesinden dolayı gerçekten pek çok sıkıntı yaşanmakta. Hem hakimler hem davacılar, davalılar yıllarca bu davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. Arabuluculuk işte dava yöntemine bir alternatif olarak Türkiye'de getirildi. 4 yıl önce uygulanmaya başlandı. Aslında arabuluculuğun avantajları nedir derseniz birkaç avantajı var. Bir masraf çok daha az arabuluculuğa gittiğiniz zaman dava açma masraflarından. İki zamandan kazanıyorsunuz. Yani yıllarca sürecek davaları belki bir ayda çözebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Üç, ruhsal açıdan, iletişim açısından çok daha sağlıklı bir yöntem. Çünkü davalarda o gerginlikler, gitgeller, yaşanan sıkıntılar oldukça fazla. Birazcık arabuluculuğun içeriğinden söz edelim. Arabuluculuğu kimler yapar ondan söz edeyim sizlere. 5 yıllık hukuki mesleki deneyimini tamamlayan herkes önce bir arabuluculuk eğitimi alıp sonra Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği arabuluculuk sınavına girebilir ve orada bir arabuluculuk ruhsatıyla birlikte bu işleri yapabilir. Arabuluculuk neredeyse her adliyede başvurabileceğiniz bir bürosu olan bir sistem. Bu da bir sistem aslında, öyle diyelim. Arabuluculuk bürosu olmayan adliyelerde ise sulh hukuk mahkemesine başvurup bir arabulucuya gitmek isteyebilirsiniz. Şimdi arabuluculuğun ihtiyari kısmı var. Bir de aslında zorunlu kısmı var. Yani isteğe bağlı gittiğiniz zaman tazminat davalarında, her türlü tazminat davalarında, işte özel hukuk, özel ilişkileri ilgilendiren alanlarda, yani bir mahkeme kararına ihtiyaç olmayan ve cezai meyi de gerektirmeyen her konuyla ilgili aslında arabulucuya başvurabilirsiniz. Sizler için de, karşı taraf için de çok daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Aynı zamanda yargı sistemindeki iş yükünü de azaltmış olacaksınız. Bunda da katkınız olacak. Mutlaka küçük problemleriniz varsa, örneğin bir kira alacağım, bir kira sözleşmesi, mirastan kaynaklı bir hukuki sıkıntı veya onun dışında işte alacak verecek ilişkisi, bunlarla ilgili ya da manevi tazminat talebiniz var. Bunlarla ilgili mutlaka arabulucuya başvurabilirsiniz. Bundan kaçınmayın. Aslında bazen tereddütler şu yönde oluyor. Benim bana gelen dönüşlerden aldığım. Arabulucuya nasıl güveneceğim? Çünkü bizde yerleşmiş olan şey, bir hakimin karşısına geçtiğimiz zaman mutlaka o hakime güveniyoruz ve bağımsız olduğuna inanıyoruz kural olarak. Böyle bilinir, böyle olur. Fakat arabulucu kim olacak, ben güvenebilecek miyim, nasıl seçeceğim gibi kaygılar var. Aslında bunlar da yersiz kaygılar değil, çünkü sistem yeni. Ama gittikçe tanıtımı yapılıyor ve pek çok çözüme ulaşan dosyada var arabuluculukla ilgili. Arabulucuyu seçerken mutlaka bağımsız olduğuna, iki tarafa eşit mesafede olacağına ve sizinle iletişiminin iyi olacağına inanmanız gerekir. Arabuluculuğun en önemli hususlarından bir tanesi de orada bir iradilik olması. Yani arabulucuyu seçerken arabuluculuk yöntemindeki seanslarda istediğiniz her zaman arabuluculuktan vazgeçebilirsiniz. O yöntemden vazgeçebilirsiniz. Bu en önemli kısmı, çünkü isteğe bağlı bir yöntem. Sadece isteğe bağlı değil, zorunludur dediğimiz tek bir alan var hukukta. Artık iş hukuku davalarında arabuluculuk davanın ön şartı olarak isteniyor. Yani arabulucuya başvurmadan bir iş davası açarsanız bu davanız reddedilir. Sadece meslek hastalığı ve iş kazası durumları ayrık tutuluyor. Yani o durumlarda direkt dava açabiliyorsunuz ama tazminat, kıdem tazminatı, işte mesai ücretleri, yıllık izinler, bunlarla ilgili bütün davalara gitmeden önce mutlaka arabulucuya başvurmanız gerekiyor.
Bu aslında hem işçi hem işveren açısından çok yerinde bir karar. Neden diyeceksiniz? Bunun zorunlu olması hem işçinin alacağı haklarını hızlandırmış oluyor, hem işverenin de daha pratik çözümler üretmesine sebep oluyor. Aslında iki taraftan da çok avantajlı. Ayrıca iş hukuku açısından nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz, şöyle, iş hukuku açısından mahkemeye gittiğiniz zaman neredeyse çıkan miktarın, ödenecek miktarın %7'si oranında bir masraf çıkıyor. Ama arabulucuya gittiğiniz zaman bu masraf %6 çıkıyor ve %3 bölüşülüyor. Yani bu aslında çok daha avantajlı, ama tabii ki işveren isterse %6'nın tamamını kendisi ödeyebilir. Malum işçi işveren kadar kazanmıyor. Bence de işveren taraf ödeyebilir. Hiçbir sıkıntı doğmaz. Eminim işçiler de buna sevinecektir. Şimdi iş davalarında, yani davanın ön şartı olarak arabulucuya gidilen iş davalarında mutlaka arabulucunun bağımsız bir kişi olması gerekiyor. Eğer arabuluculuk konusunda anlaşılmazsa, yani arabuluculuğun önünde gittiğiniz zaman herhangi bir iş davası konusunda anlaşamazsanız, bunun ücretini bakanlık kendisi ödüyor. Yani siz arabulucuya gittim, parasını da ben mi ödeyeceğim, işte bu zorunlu tutuldu demeyin. Eğer anlaşamazsanız bakanlık ödüyor. Anlaşırsanız işte dediğim gibi %6, %3 çıkan rakam üstünden bölüşerek ödüyorsunuz. Böyle bir tereddütte olmasın. Diyelim ki gittiniz ve anlaşamadınız. O zaman yine dava yoluna gidiyorsunuz. Ama mutlaka önce arabulucuya, yoksa açtığınız dava reddedilmiş oluyor. Peki arabulucu olabilmek için neler yapmak gerekiyor? O aşamalar nelerdir? Biraz arabulucuya güven konusunda size yardımcı olmak isterim açıkçası. Şimdi arabuluculuk dediğim gibi 5 yıllık mesleki deneyimini tamamlamış kişilerden oluşuyor. 48 saatlik bir eğitim süreci var önce. Önce bunu tamamlıyorsunuz. Ben o eğitim sürecini tamamladım. Benim bir sınavım kaldı. Bir de sınava gireceğim. İnşallah yakında ben de arabulucu olacağım. O eğitimi tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği sınava giriyorsunuz. Ondan sonra bu işi yapmaya başlıyorsunuz. Peki bu işi yaparken arabulucu sizlere ne sağlar? Şimdi arabulucu önce tarafların düzgün bir iletişim kurmasını sağlar. Temel görevi budur. Ve çözüm yöntemlerine giderken aslında bir çözüm yöntemi sunmaz, ama size çözüm yöntemine ulaşmanız için, çözüm yöntemini bulmanız için gerekli ve dengeli bir ortam sağlar. Yani aslında sizi psikolojik olarak biraz da bu sorunu çözmeye iter. Ama çözüm yöntemini çok da size sunmaz. Sunmaması da gerekiyor zaten. Çünkü eğer bir çözüm yöntemi sunarsa belki iki taraftan birinin lehine olacak. Yani o denge her zaman kurulamıyor. Çünkü çözümlerde genelde bir tarafın lehine bir durum söz konusu olabilir. O yüzden arabulucu bundan kaçınır. Böyle bir görevi de yoktur. Sadece tarafları masaya oturtmada, o sağlıklı ortamı hazırlamakla görevlidir. Bu da aslında kişilerin temel isteğidir. Yani iletişime açıksanız, uzlaşmaya açıksanız bu yöntemi mutlaka deneyebilirsiniz. Yalnız arabulucunun uzlaşmadan farkı vardır. Uzlaşma sadece cezai davalar için geçerlidir. Yani onu mahkeme size uzlaşıp uzlaşmayacağınızı sorar ve ondan sonra uzlaşıp uzlaşmayacağınıza karar verirsiniz. Ama arabuluculuk böyle bir şey değil. Yani orada uzlaşmadan bahsettiğim şey, konu üstünde uzlaşmaktan bahsediyorum. Arabuluculuk aslında dava açtıktan sonra da gidilebilen bir yöntem. Yani dava aşamasında yine arabulucuya gitmek isterseniz, ben bu dava sürecinden yoruldum, artık bu da sonuçlanmayacak, ben bir arabulucuya gitmek istiyorum der. İşte arabuluculuğu belki o süreçte yeni duymuş olabilirsiniz. O durumda da arabulucuya gidebilirsiniz. Mahkeme bir iki celse davanızı donduruyor. O süreçte bekliyor sizi mahkeme. Eğer siz arabulucuda anlaşırsanız, anlaşacağınıza karar verirseniz, buradaki dava düşüyor, siz arabulucuda çözmeye başlıyorsunuz işinizi. Ama
tam tersi biz arabulucuya gittik yine de olmadı derseniz davanız kaldığı yerden devam ediyor. Aslında bu da pratik bir yöntem. Çünkü dava açıyorsunuz 2-3 celse geçiyor, belki bir yıl geçiyor, hala hiçbir çözüme ulaşmıyor. O durumda hemen kısa bir çözüme gitmek isterseniz yine arabulucuya gidebilirsiniz. Aslında arabulucunun bu sıkıntıları, yani sizinle karşı taraf arasındaki sıkıntıları çözmek için temel olarak 3 haftalık bir süresi vardır. Bir hafta daha bir süre talep edebilir. Yani toplamda 4 haftada ortalama bir sıkıntının çözülmesi gerekiyor. Peki arabulucuya hangi davalarda gidebilirim derseniz detaylı olarak şöyle söyleyebilirim. Yani boşanma, velayet gibi hükümlerde arabulucuya davalarda gidemiyorsunuz. Neden? Çünkü bunun için bir mahkeme kararı gerekiyor. Yani mahkeme kararını gerektiren hiçbir davada aslında arabulucuya gidemiyorsunuz. Ancak mahkeme kararını gerektirmeyen durumlarda arabulucuya gidebilirsiniz. O takdirde arabuluculukta imzaladığınız anlaşma, yani ortak bir mutabakata varıp imzaladığınız anlaşma mahkeme kararı gibi hükümler doğurabiliyor. Yani diyelim ki bir arabuluculuk işlemine başladınız, gittiniz, bir tazminat alacağınız var işçi ile işveren arasında, bu tazminat konusunda anlaştınız ve daha sonra da bu tazminat konusunu mahkemeye şerh olarak kaydettirdiniz, mahkemeden onay aldınız. Artık bu tazminat konusunda vazgeçmeniz söz konusu değil. Artık bu mahkeme kararı hükmünde oluyor. Yani bu anlaşmaya bağlılık söz konusu. Bu anlaşmayı yapan taraflar bu anlaşmaya bağlı kalmakla yükümlüdür. Bu da önemli bir husus. Sonra yok ben vazgeçtim, işte olmadı gibi caymadan kaynaklı sıkıntılar doğmamış olur. O yüzden arabulucuya giderken çok iyi düşünmeli, çok iyi karar vermeli. Arabulucunuza inanmanız gerekiyor aslında temel olarak. Çünkü sıkıntı belki de burada çıkıyor. Yani sonradan vazgeçtim denen durumlarda arabulucuya temel olarak yürekten bir inanış söz konusu olmuyor. Ya yok aslında o öbür tarafı tuttu, ben bunu da istemiştim, o konuda anlaşamadık gibi sıkıntılar arabulucuya güvenin tam olmadığı durumlarda çıkıyor. Arabuluculuk ücretleri var bir de. Aslında çok da düşük cüzi ücretler son değişiklikle birlikte 140 lira olarak belirlendi. Yani arabulucuya gidip vazgeçtim derseniz iş davaları dışında 140 TL ödüyorsunuz. İş davalarında anlaşamazsanız zorunlu olduğu için, yani gitmeniz zorunlu olduğu için o 140 TL'yi de ödemiyorsunuz. Dediğim gibi iş davalarında anlaşmama halinde 140 TL ödenmiyor, onu bakanlık ödüyor. Siz hiçbir şey ödemeden dava yoluna gidiyorsunuz. Eğer isteğe bağlıysa o 140 TL'yi ödüyorsunuz. 3 seans, 4 seans gittiniz ve anlaşamadınız. Yine seans ücretlerini ödüyorsunuz. Fakat arabuluculuğun hükümlerinde, arabuluculuk sırasında anlaşmaya varmadıysanız dava yoluna gidebiliyorsunuz. Peki eğer arabulucu istediğiniz gibi olmazsa, iletişiminizi düzgün sağladığınıza inanmazsanız ne yapacaksınız? O durumda başka bir arabulucuya başvurma hakkınız var. Yani bu arabulucuda istediğinizi bulamazsanız, doğru bir zemin hazırlamadığına inanırsanız mutlaka başka bir arabulucuya başvurabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani bir arabulucuyla elektriğiniz tutmayabilir, ona inanmamış olabilirsiniz, istediğiniz ortamı sağlamamış olabilir. Karşı tarafla iletişiminizi düzgün sağlamadığına inanıyorsanız, doğru bir zeminde olmadığınıza inanıyorsanız mutlaka başka bir arabulucuya gitmenizi öneriyorum. Bu arabuluculuk yöntemini mutlaka, varsa böyle bir sıkıntınız, bence bir gözden geçirin, bir değerlendirin. Çünkü hem mahkemelerin iş yükü açısından hem de sizin zaman ve masraflar açısından çok lehinize olacaktır. Şimdi programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.